Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam bu saatte sizi rahatsız ediyoruz ama konu Samsunspor olunca akan sular durur diye düşünüyoruz. Hocam şimdi Sayın Başkanım da diyebilirim size, eski başkanlardan birisi. Ya estağfurullah, hiç önemli değil. Evet, Sayın Başkanım şöyle söyleyelim. Samsunspor 20 Aralık ilki olmak üzere, ikincisi 27 Aralık'ta bir kongre tarihi gerçekleştirdi. Şimdi burada insanların kafasında soru işareti olan çok önemli bir şey var. Biz izah etmeye çalışıyoruz ama sizin izahınız çok daha güzel olacak. Hem avukat diliğinden olacak hem de bu işi bilen birisi olarak. Efendim Samsunspor yönetimi şu anda istifa etti mi? Bu kongre sürecine kadar istifa etti mi? Pardon, anlayamadım. Etti mi istifa? Hayır canım, niye şimdi istifa etti? Yönetim devam ediyor. Şimdi bize gelen sorularda Samsunspor yönetimi neden istifa etmiyor diye soruluyor. Sizce? Yönetim? Neden istifa etmiyor? Olağanüstü genel kurul kararı aldı. Evet. Genel kurul yapılana kadar yönetim görevinde. Görevinde olmak zorunda mı yoksa? Tabii görevinde, yasal olarak görevinde. Ha, yasal olarak. Bunu insanlarımız pek ayırt edemiyorlar Sayın Başkanım. Bu nedenle diyorum. Efendim bu süreç sizce normal bir süreç mi? Daha erken bir tarihe alınma olabilir miydi sizce? Vallahi karar tarihiyle genel kurul tarihi arasında nereden baksanız asgari 22 gün, zaten 15 gün önceden ilan edilecek bu. Ya. Gazete ilanı 15 gün önceden yapılacak. Bir haftadan şey geçiyor. Bugüne kadar Samsunspor ilk genel kurulunu hiçbir zaman ekseriyet temin edip yapmadı. Evet. İkinci genel kurula kalacaktır. İkinci toplantıyı. Hayır, 13 ile 20 arasında insanlar gidip geldi. 13'ünde alınsaydı daha iyi olur muydu? Yani 20'sinde yapılmış olsaydı. 13'ünde alınması için şeye bakmak lazım. Tabii. Yani karar aldıkları tarihle o tarih arasındaki mesafeye bakmak lazım. Bir de bildiğim kadarıyla cumartesi, pazar gibi tatil günü hedeflendi galiba. Evet. Biz de sorduk aynı şey, niye öyle oldu? Tatil günü olması, yani katılım sağlanması bakımından uygun görülüyor. Cumartesi yaptık. Sayın Başkanım, en derin sorusu olacak size. Sayın Başkan, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Ender. Yönetim kurulu kongre kararı aldı. Kongreye kadar göreve devam edecek. Ama yönetim kurulunun istifa etmesi durumunda takımı kongre tarihine kadar kim idare edecek? Sahipsiz kalır Ender'cim. Olur mu öyle saçma şey? O zaman niye genel kurul kararı aldılar? İstifa etseydi ve hiç genel kurul kararı almasaydı. Evet. Zaten genel kurul hayatım, yani Samsunspor penceresinden olaya baktığımız zaman Ender'cim, bir ay sonra yine genel kurul yapacaklar. Nasıl olacakmış? Abi doğru. Öyle değil mi? Doğru. Evet, olağan kurul, genel kurul gelecek Şubat'ta. Şubat ayında genel kurul var. Bu demektir ki 20-27 Aralık'ta A takımı kadroya gelecek diyelim, yönetime. Bir buçuk ay sonra adamlar tekrar genel kurula gidecekler. Sayın Başkanım, bir de kim gelecek, gelecek mi gelmeyecek mi, o da şüphe. Evet, ben de onu soracaktım. Sıkıntımız orada esasında. Ben onu soracaktım Sayın Başkanım. Siz bu işlerde yıllardır Samsunspor'a manevi olarak desteğinizi veriyorsunuz. Maddi anlamda verdiniz, manevi anlamda da hala devam ediyor. Maddi anlamda tabii destek verecek gücümüz yok. Bizi çok açtı o işler. Evet, evet. Çoğu evet. İnsanı da aşıyor. Evet. Şimdi maalesef zaten sıkıntı şurada Ender Bey. Ben de bugün düşünüyorum, acaba kim olabilir diye, kim gelebilir diye, o mali gücü sırtlayacak, götürecek bir aday göremiyorum yani. Peki. Piyasada gezen isimlere yahut düşünülen isimlere bakarsanız, gelen herkes mutlaka bir yerlerden destek alarak bu göreve soyunacak. Ama o zaman şöyle, eğer bir destek alacak bir kadro oluşabilecekse, ki biliyorsunuz basına da yansıdı, bazı çevreler işte bu yönetime güvenilmiyor dendi, işte güven kaybı oldu dedi falan filan. O zaman güvenilir bir yönetimin, şimdi bu arkadaşlar, görevdeki arkadaşlara şey yapamıyorum, sitem edemiyorum, haksız da diyemiyorum. Niçin diyemiyorum? Bunların şöyle bir
deklarasyonu var. Basına yansıdı bu bildiğim ve okuduğum kadarıyla. Hani varsa güvenilir şehrin işte değerleri diyor ki şöyle yapalım böyle yapalım. Varsa böyle bir şey gelsinler biz bırakalım diyorlar. Evet. Ben bunu iyi niyetli kabul ediyorum. Ha biri çıksa da bunlar biz bırakmıyoruz deseler o zaman ben de bunlara için ben de derim ki ya bunlar buraya yapışmış gitmek istemiyor falan diye. Ama öyle bir şey hissetmiyorum. Evet biz de aynı sizin düşüncedeyiz. Yani bir samimiyet testi yapmamız lazım. Bu arkadaşlar samimi ise genel kurul kararı almakla yani bir art niyetler olduğunu düşünmüyorum. Genel kurul kararı almakla bu samimiyeti göstermişseler bu ne demektir? Ya tekrar aday olacaklar genel kurulda veyahut da aday olan birine bırakacaklar bu işi. Sayın Başkan. Ama arkadaşlar diyor ki ben de soruyorum. Hani ne olur? Bugün abi gelsin bir genel kurul bir yönetim kurulu görev almak isteyen bir grup varsa gelsin. Hani bize güvenmiyorlar. Onlara güveniyorsalar bize desinler ki bunu kim diyecek? Var ya hani her zaman diyoruz ya işte dinamikleri, şehrin dinamiklerimiz evet. falan var ya. Evet. Olmayan dinamikler. Hani desinler ki kardeşim bırakın siz bak işte Ahmet Hakkı, Hasan Hüseyin, Mehmet buraya talip. Listeler de hazır. Ha, hatta biliyorsunuz basına yansıdı. Bazılar ne dedi? Bıraksınlar 24 saat sonra yönetim yaparız dediler. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Evet. Evet. O zaman birileri çıksın desin ki ya biz varız desin ya biz varız. Sayın Başkan. Bunu biri demeden bu arkadaşların istifa etmesi savcılara ihanettir ya. Bir buçuk ay, bir aylık süreyi kim şey yapacak? Evet. Risk edecek. Sayın Başkan şunu hemen bu noktada insanın aklına şu soru geliyor. Dedi ki Atilla Cebeci ben yönetime talibim. Ben genel kurulda aday olacağım. Şunlar da ekibim. Yarın sabah kulübü bana devredin. Bunun yarın sabah devretmenin Hayır. yasal olarak bir mümkünatı da yok ki. Hayır, yasal olarak mümkünatı yok. Ama bu o sözü söyleyen yani gelsin devrederiz diyen adamlar diyecekler ki buyurun gelin o zaman. Ona ben de şey yapıyorum. Diyecekler ki buyurun gelin. Ne yapmak istiyorsunuz arkadaşlar? Size yardımcı olalım. Genel kurula kadar genel kurulda da başladığınız işe devam edin. Anladım. Sayın Başkanım sizin bu konularda çok aktif rol alıyorsunuz her zaman. Şimdi Sayın Valimizden veya Sayın Spor Bakanımızdan veya Büyükşehir Belediye Başkanımızdan herhangi bir temasınız oldu mu? Bir görüşmeniz oldu mu? Hayır hiçbir görüşmem olmadı Atilla'cığım. Sizden de hiçbir bilgi alınmadı değil mi? Hayır hayatım. Alınma. Hayır. Şimdi, bilmiyorum tabii. Sayın Valim Samsun'a geldiler, hoş geldiler. Biz bir şeref olmadık. Şansımız olmadı öyle bir şey. Ama ben şunu kabullenemiyorum. Dünkü panelde Sayın Valimi ilk defa gördüm. Takdir ettim. Zeki bayağı iyi bir insan, zeki bir insan. Öyle bir imajı var. Ben o intiba edindim. Evet. Ama o zekanın eseri olarak mı yani bu arkadaşlara güvenilmediği yönündeki değerlendirmeyi nasıl yaptı ne yaptı bilemiyorum. Tabii mutlaka mükamir olarak onun da bir takım şeyleri var. Doneleri var, bilmem neleri var. Yani birinin gelmesi de şey değil. Şimdi Ender'cim şey söyledi. Hani biri çıksa yarın bir liste gelse. Hı hı. Yani isim vermeyeyim. Sarı çizmeli Mehmet Ağa geldi. Ender kardeşimin de, Atilla kardeşimin de, benim de tanıdığım Ahmet Efendi geldi. Ben liste yapıyorum dedi ki bu örnekleri daha önce yaşadık. Yaşadık evet. Almanya'da vardı. Almanya'da vardı bir tane evet. Almanya'dan geldi, Fransa'dan geldi. Nereden geldiyse geldi. Evet. Böyle bir listede Samspor'un geleceği açısından mahsurlu. Şimdi eğer ben bu yönetime güvenmiyorsam gelecek bir yönetimin güvenilir bir yönetim olması lazım. Yani bu yönetime güvenilmiyor dediğim zaman gelecek yönetimin de güvenilir bir yönetim olması lazım. Zannediyorum zaten düşünülen arkadaşlar diyor ki şehrin dinamiklerinin
önerdiği, güvendiği bir şey olursa, yönetim olursa biz bırakırız, hemen onlar devam etsin. Sayın genel kurulu beklemeye gerek yok diyorlar. Sayın Başkan, bir de kafama şu soru takılıyor. İşte bir evvelki yönetim, Sayın Erkut Tutu yönetiminde biliyorsunuz bir dosya mahkemede önümüzdeki günlerde de mahkemesi var. Bununla ilgili bu süreçte yaşananlar ne olabilir? Acaba 20 Aralık tarihi bilerek mi 20 Aralık'a getirildi? Mahkemenin sonucu mu bekleniyor acaba? O konuda bir bilgim yok. Mahkemenin sonucuyla ne ilgisi var? Yani Sayın Emin Başkan, biliyorsunuz kongrede siz de divan başkanıydınız. Böyle bir dava var dedi. Evet. Yani asliye cezada bildiğimiz kadarıyla bir dava var. Evet. Bununla ilgili herhangi bir bağlantısı olabilir mi bu sürecin? Bence olamaz. Niye olacak? O davanın sonucu ne olursa olsun. O dava en az temiz aşaması bilmem neyi bir sene, bir sene, 6 ay, bir sene sonra biter o dava. Tamam, ben o kafama takılan oydu. Ender, sorun var mı? Onu etkileyebilir ki, onu zannetmiyorum. Ona bağlı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Ender, sorun var mı? Sayın Başkan, siz aynı zamanda Divan Kurulu Başkanısınız. Samsun Spor'da da bir anlamda ömrünüzü verdiniz. Belki bizim yaşımız kadar da Samsun Spor'da yöneticilik emek vermişliğiniz var. Sağ ol Ender'cim, iltifatlara teşekkür ederim. Yok, gerçekleri söylüyorum, iltifat etmiyorum. Bu işte bir paradoks var, çıkamıyoruz işin içinden. Siz çıkış yolunu nasıl görüyorsunuz? Ne olacak? Vallahi ben Ender'cim hiçbir dönemde bu kadar büyük endişe duymadım. Geleceği iyi görmüyorum. Gelecek karanlık. Bir karanlık, büyük endişe duyuyorum. Kardeşim, bu yönetim meselesi değil. Bu yönetim için iyidir demiyorum, kötüdür demiyorum ama her şeyi biz yönetimden beklediğimiz zaman, her şeyi oradaki adamlardan beklediğimiz zaman bir şey olmaz. Biraz da hani çuvaldızını bir yere batırırken iğneyi de kendimize batıralım ya. Biraz da düşüneceğiz. Evet. Sayın Başkan. Yani bu, biz ne yaptık, biz ne verdik, ne destek verdik, konuşmaktan, eleştirmekten, işte yürümekten, bağırmaktan. Ya olur mu böyle bir şey kardeşim? Ben maça başlayacağım, maçtan önce sen bana tezahürat yapıyorsun aleyhte. Ben gol atıyorum, sen bana tezahürat yapıyorsun. Ondan sonra bana taraftar diyorsun. Yok böyle. Peki Sayın Başkanım. Kulübe zarar verecek davranışta bulunmaz taraftar. Evet. Taraftarım bir taraftır, zaten taraftır, benim taraftarımsa eğer zaten taraftır, benim yanımdadır, benim karşımda olmaz. O hesabı soracağı yer genel kuruldur, gelir sorar, hesabını sorar, orada tartışılır, konuşulur. Ama ben gol atacağım, sen bana tezahürat yapacaksın. Peki. Saygı duruşu yapılırken sen bana hakaret edeceksin. Yok böyle bir şey. Peki Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara ben demiyorum ki bu yönetim mükemmel bir yönetimdir, destekleyin bilmem ne. Tamam, yönetimin yanlışları olabilir. Biliyorsunuz zaten futbolda kazanılırsa kazanan profesyonel kadrodur, hocadır, teknik direktördür, futbolcudur. Kaybedersek kabahatli olan yöneticidir, futbol şeydir, idarecidir. Böyle bu işin kuralı bu yani. Kuralı bu. Bir statta 10 bin kişi varsa 10 bin tane teknik direktör vardır. Bunun başka yolu yok. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri aydınlattınız. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum Sayın Başkanım. Sağ olun. Evet.